Dostlar günaydın, nasılsınız? Evet, bugün size Belgrad Ormanı'ndan sesleniyorum. Böyle bugün günlerden 27 Ekim. Yani 29 Ekim'e 2 gün kaldı. 96. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Tabii herkes sosyal medyada Cumhuriyetimizi kutlamaya çalışıyor, videolar yayınlıyor ama... Yani benim bu konudaki düşüncem şu, özellikle Atatürk'ün kurmuş olduğu perspektifte bilim odaklı, spor odaklı, sanat odaklı bir geleceğin yetiştirilmesiyle alakalı bir temel olduğunu algılıyorum ben. Ama bunu ne kadar şu an uyguluyoruz bundan emin değilim. Daha yeni Selçuk Hoca'nın bu Yetişin Çocuklar kitabını bitirdim. Ve gerçekten istatistiklerle dolu bir kitap. Özellikle yeni neslin yetiştirilmesiyle ilgili ailelere gerçekten çok ciddi bir önemli görev düşüyor. Ve gerçekten de hani iyi yetişmiş çocuklar geleceğe çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bugün aslında ana konumuz Lance Armstrong'un hayatı. Onunla ilgili bir kitabı size biraz aktarmaya çalışacağım. Ondan dolayı aslında onun kendi... Ailesiyle ilgili küçüklüğünde yaşamış olduğu sıkıntılar, sorunların aslında onun bütün hayatına nasıl etki ettiğini ve bunu bir yere kadar yönetip bir yerden sonra ne kadar problem yaşadığını, ne kadar hani İngilizce fail ederler derler ya, ne kadar işi berbat ettiğini gösteren bir konu. Onun için bence yani geleceğin yetişmesi nesillerle alakalı, nesillerin yetişmesi ise bana göre aileyle alakalı, anne ve babayla alakalı. Onun için çocuklarımızla ne kadar kaliteli zaman geçirirsek onların geleceklerini seçmelerini ya da geleceklerini tercih etmelerine, nasıl yaşayacakları ile ilgili tercihlerinde onlara ne kadar olumlu etki edersek gerçekten bence toplum da öyle gelişir ve vatan millet öyle gelişir ve nice 96 yılları daha refah, daha mutlu bir şekilde kutlarız diye düşünüyorum. Şimdi birazdan size Lance Armstrong'un hayatını anlatan, daha doğrusu okuduğum kitabı ufak bir vlog şeklinde şöyle şu muhteşem manzara etrafında bakın şöyle anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım birazdan görüşürüz. Evet dostlar, böyle bu muhteşem kuş sesleri eşliğinde Belgrad Ormanı'nın böyle derinliklerinin olduğu bir yerde sizlere seslenmek benim için gerçekten çok keyif verici. Bilmiyorum yağmur yağacak mı ama yağmur yağmadan bu çekimi bitirmekte fayda var. Şimdi tabii Belgrad Ormanı'nı insanlar çok iyi tanımayabilirler. Ben koşucu olduğum için de Belgrad Ormanı'nın hemen hemen pek çok yerinde koştum. Çok da büyük bir alan değil. Çevresi 20 kilometre kadar. Hani öyle büyük gibi gözüküyor ama aslında İstanbul'u genel anlamıyla değerlendirdiğimizde küçük bir portion diye düşünebilirim. Neyse, şimdi bugün konumuz Lance Armstrong, tekerlekli yalan. Şöyle yakından göstereyim kamerada, evet alıyorsa bakıyorum, bir yandan da kontrollerimi yapıyorum. Şimdi bu kitabı ben başladığımda tabii inanın büyük bir heyecanla okudum. Özellikle hani son bölümleri, işte mahkeme bölümü, işte bu US Anti-Doping Agency'nin araştırmaları, ondan sonra Lance Armstrong'la ilgili doping ya da bununla ilgili bütün özellikle araştırmada yapmış oldukları tanıkların ifadelerini internete direkt koyuyor olmaları, o zamana kadar bunu başarıyla saklayan, başarıyla reddeden Lance Armstrong'un tabii o internete konulduktan sonra ömür boyu men cezası almasıyla birlikte tabii kendisinin bunu confession dediğimiz itirafa gitmesi gerçekten özellikle kitabın sonunu böyle nefessiz okudum. Şimdi kitaba baktığım zaman tabii kitabın yazarı Juliet Maker. Juliet Maker... New York Times'ta spor yazarlığı yapıyor. Tabii başarılı bir gazeteci. Özellikle Tour de France'ın pek çok bölümünü canlı izlemiş bir gazeteci tabii. Ve Lance Armstrong'u da çok yakından takip etmiş. Ve özellikle Lance Armstrong bu itiraftan sonra tabii sponsorlarda desteğini çektikten sonraki tam o hani demin bahsettiğim ya videoda fail ediyor. O dönemde
bütün destek bir anda kaybolduğunda bir tek Juliet Maker'la görüşme yapıyor. Zaten kitabın başında ve sonunda o röportajla ilgili de detayları bulabileceksiniz. Kitap öyle başlayıp öyle bitiyor. Şimdi biografi.com'a girdiğinizde zaten Lance Armstrong çok, nasıl söyleyeyim, tanıdık. Şöyle biraz daha geriye geleyim. Çok tanıdık. 71 doğumlu. Daha 9-10 yaşlarında koşuya başlıyor. Hatta ilginçtir, ilginç değil, triatlonla spor hayatına başlıyor. Daha 15-16 yaşına geldiğinde sprint olimpiyatlar bölümünde şampiyonlukları var, birincilikleri var. Ve daha sonra da yavaş yavaş kariyerini bisiklete doğru devam ettiriyor. Ancak tabii Lance Armstrong'u bence en çok ünlü yapan olay onun işte 96 yılında, yani 25 yaşında testis kanseri teşhisiyle süreç başlıyor. 2 yıl sonra bu kanseri yeniyor ve tekrar sahalara dönüyor. Tabii kanseri yenip tekrar sahalara dönmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi, işte 99 yılından 2006 yılına kadar 7 defa bildiğim kadarıyla Tour de France'ı kazanıyor. 2000 yılında olimpiyat üçüncülüğü var. Sayısız başarıları var gerçekten. Ve bu süreç dahilinde de tabii bu başarıları ard arda kazanıyor olmasında özellikle Fransa basını, Tour de France'ı yakından takip eden Fransa basını çok ciddi ona suçlamalarda bulunuyorlar ve doping yaptığı ile ilgili. Birazdan doping detaylarına da değineceğim ama başarılı bir şekilde bu doping suçlamalarını hep reddediyor ve etrafında öyle bir çevre kuruyor ki sadece kendi değil, kendisini takım olarak taşıyan diğer bisiklet profesyonel bisikletçilerin de doping yapmasını sağlıyor. Çünkü bir yandan sonra öyle bir durum oluyor ki doping yapmadan neredeyse antrenmana bile çıkılamaz. O antrenman değerlerini bile yakalayamaz duruma geliyorlar ve herkes doping yaparak performans sağlıyor. Sanki böyle bu normal bir durummuş gibi. Tabii doping dediğimiz olayda da ben işte kitabı okurken EPO dediğimiz özellikle kırmızı kan hücrelerinin vücutta arttırımı sağlayan hormonu inceleme fırsatı buldum. Ve günün sonunda işte bu EPO hormonu normalde anemi hastalarına, yani kansızlıkla mücadele eden hastalara uygulanan bir tedavi. Ancak siz normal bunu bir elit sporcuya uyguladığınız zaman doğal olarak özellikle akciğerlerden kaslara doğru daha büyük bir oranda enerji salınımı sağlıyor ve daha güçlü hissediyorsunuz ve çok daha hızlanıyorsunuz. Özellikle bisikletçiler ve koşucular arasında kullanılan daha önce bir doping yöntemiymiş. Tabii bir de özellikle Tour de France'da neden bu bulunamadı gibi bir soru sorabilirsiniz. Hemokrotik oranına bakılıyor. Tabii Lance Armstrong o dönemde bu işi çok profesyonel bir şekilde uyguluyor. Bu işi en iyi uygulayan proflarla, en iyi uygulayan doktorlarla ya da kendi çevresindeki insanlarla çalışıyor. Bunu %49 oranına geçirmeyecek şekilde alternatif bir şekilde kullanıyorlar. Bir diğeri ise nasıl söyleyeyim, kan aktarımı. Yani sizin sağlıklı bir vücutta, dinlenik bir vücuttan kanınızı alıp işte bunu bir ay saklayıp işte en yoğun antrenman, mesela Tour de France 21, bildiğim kadarıyla 21 etap, işte 3800 kilometre en yoğun, örnek veriyorum, ve sürekli yoruluyorsunuz, vücudunuz işte kanınız o enerjiyi artık belli bir süre sonra şey yapamıyor çünkü vücudun yeniden dinlenmesi ve kanın yeniden temizlenmesi lazım içeride. Bunu da dinlenmeyle sağlayabilirsiniz ama dinlenmeye fırsat yok. Siz ne yapıyorsunuz? Bir ay önce almış olduğunuz kanı yeniden bir gün önce şırınga ediyorsunuz ve o temiz kanla, dinlenmiş kanla bu sefer yeniden yarışa katılıyorsunuz. Doğal olarak da sanki 3 hafta dinlenmişçesine aynı eforu sürekli olarak yansıtabiliyorsunuz yarışta. Bu ve bunun gibi pek çok tekniklerden de bahsedilmiş özellikle kitapta. Şimdi tabii olay şuraya dönüyor. 2007 yılından sonra Lance Armstrong 2008-2009'larda tekrar dönmek istiyor. Hatta ilk döndüğü yıl birkaç talihsiz kaza yaşıyor.
mesela o yıllarda temiz olduğunu iddia ediyor. Ancak 2012 yılında demin bahsettiğim gibi US Anti-Doping Agency'nin yöneticileri, Tygart diye bir müfettiş var. Kitapta çok detaylıca bahsetmiş. Özellikle ilk etapta bu Lance Armstrong'un kendi etrafındaki bisikletçilere de baskı yaparak doping kullanmasından dolayı özellikle Floyd isimli bir bisikletçi çeşitli yerlere e-mailler atarak bizim o yıllarda Lens yüzünden işte doping kullanıyorduk deyip itiraflarda bulunmaya başlaması bir kapıyı açıyor. Ve USADA dediğimiz US Anti-Doping Agency o dönem Lens'in etrafında bulunan bütün bisikletçilerden tanıklık istiyor. Ve bunları da nasıl kullanıyor biliyor musunuz? Özellikle eğer siz burada doğru tanıklık yaparsanız çok az ceza almanızı sağlayacağız. İşte 6 ayla bu işi kotaracaksınız ve tekrar bisiklet hayatınıza döneceksiniz diyorlar. Ve hepsi de bir şekilde o dönemi silip hani burada tanıklık yaparak buradan yola çıkmaya çalışıyorlar. Ve olay Lens'e patlıyor. 2012 yılında tüm bu tanıklıklar eşliğindeki bu bütün rapor internete çıktığı zaman işte orada olay patlıyor. Lens artık mücadeleyi bırakıyor ve o döneme kadar pek çok kere işte mahkemeler vesaire süreçler devam ediyor ama o dönemden sonra bırakıyor. Sanırım 2013 yılında da Winfrey Off-Run programında ki bunu YouTube'dan da çok rahat takip edebilirsiniz. Şey yapıyor. Bunu itiraf ediyor. Şimdi Lens tabii şöyle söyleyeyim. Annesi sanırım 17 yaşında Lens'i doğuruyor. Lens'in demin hani bahsettiğim ya aile gelişimi ondan sonra işte baba annenin rolü dediğimizde işte biyolojik babasını neredeyse tanımıyor. İşte iki tane babalığı var. Onları her zaman hayatı boyunca da reddediyor. Yani sağlıklı bir çocukluk yaşadığını düşünemeyiz. Ve özellikle bu doping kullandığı dönemlerde hayata tamamıyla kazanmak ya da kaybetmek olarak bakıyor. Ve eğer ben bu dopingi kullanmazsam kazanamam, kazanamazsam kaybederim, kaybedersem de ömür boyu silinirim gibi bir fikir var kafasında ve sürekli etrafındaki insanlara da baskı yaparak onları çevresinde zorla tutmaya çalışıyor. Belki de o dönem o insanları kazanmaya çalışsa belki de o insanlar tanıklık etmeyecek ya da bu iş bir yerden patlamayacak. Tabii benim derinden etkileyen bir şey daha oldu. Mesela şimdi Instagram'a baktığınızda 5 çocuk babasıyım diyor. En büyük çocuğun ismi Luke, 99 doğumlu. Geçenlerde hatta Instagram'da bir posta işte 20. yaşına geldin, 20 yıldır birlikteyiz gibi güzel bir posta yapmış. Mesela o dönemlerde Luke 11-12 yaşlarında ve Winfrey Off-Run programında itiraf edince tabii okulda işte bunu böyle yalancının çocuğu şeklinde etrafta okuldan dışlıyorlar. Luke işte pek çok arkadaşıyla kavgalara katılıyor. Düşünsenize hani gerçekten çok zor. Bir yanda o itirafı yaptığında başta işte Nike, Trek, Oakley gibi büyük sponsorlar anında desteğini çekiyorlar. Şimdi baktığımda bir podcast kurmuş ve burada canlı yayınlar yapıyor. Instagram'dan yine bakabildiğim kadarıyla. Yani bir anda çok başlayıp işte bazı şeyleri öngöremeyip çevrenizdeki insanları da kazanamadığınız zaman zaten doping yapmak başlı başına bir cheat yani bir yalancılık. Yani ben gerçekten Lens'in yaşadıklarını yani bu kitapta anlatılanların tam bir case study olduğunu düşünüyorum. Bütün sporculara örnek olabileceğini düşünüyorum. Evet dostlar şöyle 10 saniye size rüzgarın sesini dinletmek istedim. Ya bu muhteşem ortamdan bir türlü ayrılmak istemiyorum. Ufak bir detay daha vermek istiyorum sizlere. Özellikle Lens Armstrong'un bu kadar uzun süre reddedip ve bulunamaması, daha doğrusu bu işin bu kadar sonra bu işin üzerine gidilmesi ve bu kadar sonra ortaya çıkmasındaki temel sebeplerden bir tanesi de şu. Şimdi düşünsenize kanseri yenmişsiniz. Kanseri yendikten sonra tekrar sahalara dönüyorsunuz, başarılar elde ediyorsunuz ve özellikle kanser geçiren arkadaşlarım da oldu. Daha önce bununla da ilgili bir vlog yapmıştık canlı. Beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok titiz olmanız gerekiyor.
Yani insanlar bir türlü lensin doping yapacağına üzerine konduramıyorlar. Bir diğeri de önemli faktörlerden bir tanesi de lens özellikle Live Strong denen bir bir grup kuruyor. Daha doğrusu doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Bir dernek kuruyor. Ve bu Live Strong Derneği'nde hatta sarı renkli bileklikler milyonlarca satılıyor. Bu bileklikleri işte yarışlarda kullanıyorlar. Pek çok insan, hatta pek çok politikacı ona bu anlamda destek veriyor. Bu derneğe çok ciddi Lance Armstrong bağışlar yapıyor. Ve bütün insanlar özellikle Amerika tarafında çok ciddi bir destekçisi oluyor. Yani tabii markalar buradan yani pazarlama süreçlerini, pazarlama faaliyetlerini götürmeye çalışıyorlar. Yani arka arkaya devam eden böyle inanılmaz bir silsile var. Ve bu kadar büyük bir kuvvet, arkasında milyonları barındıran bir derneğin de siz kurucusu olarak bunu devam ettirdiğinizde açıkçası hiçbir bu anlamda USADA dışında tabii diğer bu doping ajansları açıkçası bu kadar topa giremiyorlar. Onun için de süreç gerçekten çok uzuyor. Şimdi ben şöyle bir gelmeden önce Instagram'da Live Strong diye aratıp baktığımda mesela Lance Armstrong'un L'si bile yok. Çünkü özellikle itiraftan sonra tanıkların, işte USADA'nın son raporunun internete konulmasından sonra da dernek Lens'in bütün faaliyetlerini, bütün işte isim hakkını, desteklerini ortadan kaldırıyor ve sanki Lens yokmuş gibi hareket ediyor. Bugün de şimdi Instagram'a Live Strong diye arayıp baktığınızda Lens yok gerçekten. Yani hayat bir anlamda bilmiyorum bu kadar da ilginç ve karışık. Ve kitabın sonunda da yine işte Juliet Maker onun evine gidiyor. Evine gittiği sırada işte evindeki bütün artık icra vesaire falan da geldiğinden dolayı evini terk etmek durumunda. Tam o taşınma arefesinde bu röportajı yapıyorlar. Orada da işte hala arkadaşlarını kendisine yalancılıkla arkadaşlarını kendisine arkadan vurmakla suçluyor. Yani Juliet özellikle bunlara çok detaylıca değinmiş. Beni çok etkiledi bu kitap bilmiyorum. Onun için size böyle ufak bir video eşliğinde bu kitabı anlatmak istedim. Detaylar aslında kitapta. Ben tekrar şöyle kitabı yaklaştırıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha geriye geleyim. Evet. Şöyle baktığımda bakın burada tekerlekli yalan. Orijinal ismi Cycle of Lies, The Fall of Lance Armstrong. Bunu her yerden bulabilirsiniz. İnternetten de bulabilirsiniz. Pek çok orijinal dilinde okuyabilirsiniz. Evet. Umarım bu kitap tanıtımları da arkadaşlar yine keyifli olmuştur. Çünkü şöyle anlık aktarmaya çalışayım. Olabildiğince yaşadığım tecrübeleri, okuduğum kitapları sizlere vloglarımda anlatmaya çalışıyorum. Ve bu muhteşem, yani şu an hiç kimse yok burada. Tam ormanın ortasındayım. Bakar mısınız etrafa arkadaşlar? Yani bu sessizlikte size tecrübeleri aktarıyorum. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta 3 Kasım Vodafone İstanbul Maratonu'nun 41.si koşulacak. Ben de doğal olarak onu koşacağım. Benim tabii Ironman'leri saymazsam 3. maraton koşum olacak. Valla 2 ay hazırlanmaya çalıştım ona da. Umarım rahat, keyifli bir maraton çıkarım. Tabii maratonu da size yine canlı çekmeye çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın. Beni her zaman seyredin. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.